Ne olacak bu tavşan? Uyuyacak mı? Uyuyacak, uyuyacak. Evet. Gördüğünüz tavşan. Maket falan değil. Tavşan mı? Tilki olmuş o be. Bu yalnız bayağı bir tavşan. Bayağı. Evet. Büyük. Varlıklı. Peki adı var mı? Adı yok. Eğitilmiş tamam. Hayvan değil. Bunları ben eğitip de getirmedim buraya. Ha. Tamam, evet görüyoruz şu anda. Evet, tamam. Evet, tamam. Şöyle, bak, dayı. Evet, şu anda. Başlayalım. Duruyor. Başlayalım. Sessizlik lütfen. Peki tavuklar nereye sığacak? Yerine götürüyor artık. Hadi yerinize. Sızgarım. Bence uykusunu aldı o. Hayır, bunu çok uzun süre kalabilmesi için çok uzun sürmesi lazım bu seans. Neyse. Lütfen sessizlik. Sessizlik. Abi bizi de uyutacak galiba. Yaz bir şey söyleyeceğim. Ben şu an enerjiden bir mayıştım. Ben isteyene kadar kimse bayıltamaz. Ay ayıltamaz. Şimdi ayıltalım isterseniz hep beraber. Kalk kardeş. Kalksana. Kalk, kalkmıyor. Doktor var. Şimdi bu hayvanlar uyuyor mu? Şu an uykuya geçtiler. Sen ne zaman istersen o zaman mı kalkıyorlar? Bunlar böyle uyurlar. Ben balon denedim birkaç sefer. Balonla kalkmadılar. En son müzikle kaldırmaya çalıştım. Normal baslı bir müzikle kaldırabiliyorum. Peki. Bıraksan ne kadar uyuyacaklar? Öyle kalırlar. Sessizlikle olduğu zaman böyle kalırlar. Eser, bakar mısın tipe? İlki uykuyu seviyormuş demek ki. O bayağı coşkulu yatıyor ya. Deli yatar peki, ya bazen. Zaten razıymış yani. Abi bunlar, nasıl ya? Yani bunun eğitimini aldın mı? Kesinlikle bunlar eğitilmiş değil. Yok sen eğitimli misin abi? Sen kendi kendine yani. Bunlar. Sen, bu işin eğitimini hayır, aldın mı hipnoz? Eğitimini aldın sen abi hipnoz. Ben eğitimi almadım hayır. Hayır sen nasıl anladın abi ilk ben tavşanları uyutabiliyorum'u nasıl anladın? Ben bunu daha önce biliyordum. Bir 10 sene önce biliyordum. Hani bir tekniği bir ilginç, mi var? İlginç olduğu için ben çıkarmadım. Geçen sene arkadaş benden tavşan isteyince ben de hipnoz edebilirim diye beni sahneye aldılar. Peki. Baktım bayağı seyircinin ilgisi sen çekti. Sen mesela başka hangi hayvanları hipnoz edebiliyorsun? Horoz. Tavuk, horoz, tavşan, ördek, sincap. Büyük başlara da geçeceğim. Neyse kaldıralım bari değil mi? Müzik hadi, gelsin. Gelsin müzik. Ses, 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 ses. Müzik.
birader, müzik çalıyor, kalkman lazım ya. Birader. Bayağı uykuda. Evet, gördüğünüz gibi derin uykuya dalmışlar. Peki. Tamam. Şimdi yeni hayvanımız mı geliyor? Şu an horozda tavuk var. Tamam. Maket falan değil, gerçek. Onu görüyoruz abi. Onu anladık. Bayağı gerçek horoz. Gerçek. Evet. Denizli horozu mu? Denizli değil. Peki. Bu bildiğimiz bir horoz. Evet. Tamam, bildiğimiz bir horoz. Ne yapıyorsun? Nasıl yapacağız şimdi? Bunu şimdi hipnoz edeceğim. Tamam. Hayvanlara asla zarar gelmiyor, bunu söylemem lazım. Bunu şekil olarak çekiyorum ben. Öteki de oradan bakıyor. Ötekini uyandıracak bak şimdi. İnanılmaz bir şey ya. Bu ne abi ya? Hocam onu bacağı da indirirsek. Bunlar bayağı geç uyanıyorlar. Bunlar... Zaten bunlar tavşandan bir tık daha hızlı gittiler. Çat diye attı, tavuk olduğundan mı acaba? Yok, şimdi ben bunları biraz üstüne de ben tavşanı uyutayım. Onun uyandırmalara yardımcı olur. Birer tane tavşan koyacağım üstlerine. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen insanlara üstünde denedin mi bunu? İnsanları daha denemedim. Yani beni böyle tutsan ensemden, okşasan ben de... Yani ne farkı var ki yani? Hayvanlarda mı yapıyorsun bunu? Şimdi hayvanlardan yapıyorum. Hiç denemedin mi? İnsanları denemedim. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Bu inanılmaz bir şey ya. Ben bunları üstüne şimdi birer tane tavşan hipnoz edeyim. Kalkmaları daha kolay olur. Çünkü bunlar derin uykuda, alkışlasanız bile kalkmazlar. Sen şimdi tavukla... Kesinlikle, çok. Ne oldu? Olmadı. Yani sen... Bunun için zaten özel bir baslı müzik... Abi baslı müzik, biraz önce baslı müzik açtık. O baslı değil, o normal bir hareketliydi. Şimdi bu hop. Bunun üstüne ben tavşanları hipnoz ettikten sonra müzikle uyandıralım. Bir bakabilir miyim? Buyurun. Horozlu Tom. Bakın gelsin. Şöyle çevirsin, ben tavşanları koyduktan sonra görün, çevirelim. Yukarıdan gel. Eser bir olay yerinden bize haber versin. Olay yeri inceleme abi. Etrafı tebeşirle çizeceğim. Bunlar canlı. Canlı, maket değil. Maket değil. Dokunursam uyanır mı? Yok. Nefes alıyor. Bir dakika, ben onun kafasını göremiyorum Eser. Onun kafasını. Ötekisinin ne? Bak şey var. Bu gece gözlüğü takmış gibi. Bunlar gözleri açık uyurlar. Onun için gözlerini kapattım ben. Şu an uykuda ama gözleri açık uyurlar. Normalde de gözler açık uyurlar. Normalde açık uyurlar. Doğrudur. Horozlar. Aynen. Bu ondan... bayağı uyanık. Gözü kapanıyor falan. Bayağı gözü açık bunun. Gözü açık ama uyuyor. Gözü açık gitti dediğimiz olay bu galiba. Bak mama canlı, nefes alıyor. Gözleri açık. Gerçekten çok. Abi gözleri nasıl açık? Hipnoz olduğu için değil yani. Böyle gözleri açık uyuyor. Normalde zaten gözleri açık uyurlar. Tavuklar gözleri uyurken kapanmadı. Gözlerini kapamıyorlar. Tavşan? Tavşan kapanıyor. Bunlar kapanmıyor. Onlar kilitli açık ama. Hayır, bunlar açık uyuyorlar. Canlı canlı, maket değil. Gerçekten maket değil. Tamam, bir gözlerini kapatalım gene. Gözleri niye kapatıyorsun? Peki ısrarla niye üstüne tavşan koymaya koyayım diyorsun? Bunlar geç uyanırlar. Tavşan hemen kalkıyor. Tavşanlar onları uyandırır diye. Tavşan onları uyandırır. Yoksa tavşanları da koyunca böyle bir müzikle beraber bir birlikte gösteriyor bir, mu? Birlikte beraber kalkarlar. Ya horozlar bir tek tavşanla mı uyanır yani onu ben... Yok,
bazen geç uyanıyor, ondan diyorum ben. Ya da öyle de olur da yani. Sen bunların içinde bir tek tavşanla mı uyandırabiliyorsun? Yok, normal müzikle de uyandırıyorum. Bazen geç uyanıyor. Yok, şimdi o bence üçlü ikili bir dans olacak orada, onu istiyor. Şimdi uyut abi tavşan. Hayvan uyutan tamam. Gördünüz mü hayatınızda ya? Şey uyan, ne yapıyorsun ha? Kedi uyutabilir misin mesela kedi? Kedinin sırtı yeri gelmiyor. Çok kesinlikle yere gelmez. Kedinin sırtı doğru yere gelmez. Ya. Doğru. Dört kedi ayak üstünde dönüyor değil mi? Tabii ayak... Evet. Değil mi? Düşün. Ayak üstünde durur hep. Ulan o ne acayip bir hayvan. Baksana. Öbür üzerine koydu. Oba gitti. Aralara koysaydın bari. Allah Allah. Ver bakayım. Beraber çevirelim. Ben bir tane deneyebilir miyim abi? Şöyle buyurun. Yatırıyorsun böyle. Buyurun. Oy. Arkadan bak. Bunlara engel olma, siz sonra yapın isterseniz. Ha? Engel olma onlara, onu sonra yaparsınız. Ne engel olmuyor abi? Onları uyandırmamanın için. E işime karışma anlamında ha. Bunları bir uyandıralım, ondan sonra istediğiniz iş yap. Bunu çevireyim mi? Çevirelim. Çevirelim. Kalkarlar yalnız öyle. Bunlar birbirlerini yemesinler şimdi. Ya bu saçma sapan bir şey abi. Ne oluyor şu an ya? Eserini, şu anda eserini gösteriyor ya resmen. Bu, ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Yetenekte ilk. Hatta Türkiye'de de görmedim. Türkiye'de de görmedim. Bir yabancı kanalda gördüm. Eser sen de bugün uyutursun herhalde. Bu küçük ya, uyumuyor. En haşarı zamanları. Heyecanlı mı? Uyandırma, sen bunları sabah kadar bile uyur. Tavşanla geliyorum ama ben deneyeceğim orada, yatıracağım bir sırt üstü. Burada rahat edemez ama ya. Ha? Gel. Evet. Tamam, uyandılar. Birbirini uyandırlar. Peki. Teşekkürler. Abi böyle yatırıyor. Murat sen ne iş yapıyorsun normalde? Ben bir özel sektörde elektrik teknisyeniyim. Teknikeri olarak çalışıyorum, elektrikçi olarak, teknik servisler. Olmadı mı? Olmadı ya. Peki, bir tur geçersen ne yapacaksın? Mesela bunları istediğiniz sayıya çıkarıyor bilirim. 5 tane, 6 tane, 7 tane. Artı yanında farklı hayvanlar da getirebilirim. Gerçekten büyük başa geçebilir misin abi? Koyunları falan geçtim. Daha da büyüğüne geçmedim. Farklı hayvandan kastınız ne Murat abi? Şimdi bunların yanında tabii ki ikinci turda olmayacak. Bunların yanında kaz olur, ördek olur, sincap olur. Ha, yine aynı tarz hayvan aynı yani. Aynı tarzdan öyle devam edecek. Yani koyun, keçi falan değil değil mi? Onlara bir sonrakini düşünüyorum. Bir sonrakini, final. Evet. Biz şöyle yapalım Murat. Şimdi olay çok ilginç. İlginç ama evet. İkinci turda vaat ettiklerin de yani yarışmada bir yere gidemeyeceğini gösteriyor bana. Tabii bu böyle yani, devam edecek. Aynen. O yüzden biz seni misafir etmiş olalım. Tabii. Bizi hakikaten şaşırttın. Hani bunun bilimsel bir açıklaması mutlaka vardır. Evet. Yani biz bilmediğimiz bir şey öğrendik. Evet. Bir kere o açıdan çok teşekkür ediyoruz sana. Onun dışında da ayağına sağlık diyoruz. Teşekkürler. Renk kattın. Alkışlarla uğurluyoruz seni. İyi akşamlar diyorum. Teşekkürler.